Sevgili arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Arada böyle değişik oyunların videolarını da atmak hoşuma gidiyor. Sadece tek oyuna sabit kalmak pek hoşuma gitmiyor. O yüzden şöyle bir açımızı aratalım. Her zamanki gibi cungle diyeceğiz. Orta diyebiliriz. Üst olabilir ama orta biraz daha seviyorum böyle. Ya orman üst ya orman orta. Ya da orman destek yapabilirim herhalde. Oynayamadığım değil de en rahat edemediğim lane safhası alt oynamak oluyor. Altta da çünkü biliyorsunuz yanınıza bir destek geliyor ve bu destek oyuncuları birbirinden enteresan, birbirinden tuhaf arkadaşlar geliyor. O yüzden alt geldiği zaman ben çok zorlanıyorum oynamakta. Anlaşamıyorum yani. Çok anlaşabildiğim biri gerekiyor destekte oynamam için. O yüzden genelde ormanda böyle sabit takılmayı ya da üst ya da ortada tek başıma lane oynamayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi Master alabiliriz belki. Bakalım karşı eğer saçma bir pick almazsa Master'a göre Master yapabiliriz diye düşünüyorum. Muhallebi Ekrem. Çok enteresan nickler var bu arada. Karşıda neyi banlayabiliriz? Aslında Kha'Zix mi diyebilirim? Kha'Zix ya da Kayn diyeyim ya. Bu ara çok Kayn görüyorum. Kayn'i banlamak istiyorum. Kayn'i de aslında hani kendim için korktuğumdan değil. Karşı ormancıyı banlarken ya hani önceliğim Rammus olabilir. Şu an son pick olacağı için en mantıklı olan şey lane'leri zora sokacak şampiyonları elemek olabilir. O da Kayn'i biliyorsunuz duvarlardan geçip birden aniden tak diye ortaya çıkabiliyor. O yüzden Kayn sıkıntı. Kha'Zix çok sıkıntı olabiliyor lane'ler için. Onun haricinde de diğerleri artık hani gerçi hani hepsi zor da mesela Master bir lane'e baskın atması için şampiyonların gerçekten çok önde olması lazım ki zaten düz koşan bir şampiyon. Skill atarak direkt hemen şey yapmıyorsunuz. Q'yu da biliyorsunuz atsanız da hemen erken safhada atmamanız gerekiyor. Udyr. Stunlı bir arkadaş. Ne yapılabilir acaba? Değil mi? Eveleyn alırsa çok daha iyi. Tamam, güzel. Eveleyn'in baskınları da tabii güçlü. Çünkü görünmeden geliyor. 6 level'a kadar. Ama 6 level'a kadar fazla bir aksiyon peşinde koşacağını zannetmiyorum. 6 level'dan sonra anca. Şimdi benim önceliğim... Aslında takımımıza bakalım. Teemo, Draven, Qiyana var. Qiyana ile Draven biraz oyunda fark yaratabilir. Bizim haricimizde. Biz de tabii kötü durumda kalmayız umarım. Şimdi yenilmez girmek sanırım mantıklı. Gerçi daha üst koridoru görmedik ama üst eğer ciddi bir tank almazsa Fiora'm aldı. Tamam. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ölümcül tempo ile yenilmez arasında çok şey yapıyorum. Kararsız kalıyorum çoğu zaman. Ama sanırım ölümcül tempoyu gireceğim. Niye diye soracak olursanız ölümcül tempoda çünkü saldırı hızı biliyorsunuz saldırı barajı 250. 250'nin çok çok üzerine çıkıyoruz ve full build'e falan geldiğimiz zaman yani girdiğimiz bir rakipte adamın nasıl yok olduğunu anlamıyorsunuz bile yani. Sadece tek kötü tarafı Master'la oynayanlar zaten bilir bunu. Stun yememeniz lazım abi. Stun yediğiniz anda Master'la işiniz bitiyor. Yani o Q'yu öyle bir doğru zamanda atmanız gerekiyor ki karşı şampiyonun size bir skill atacağını ya da sizi stunlayacağını düşüneceğiniz anda yapmanız lazım. Şu anda o kadar güzel ki Kai'Sa'da stun yok. Yuumi'nin sadece ultisi var. Corki'de stun yok. Eveline'de yok. Fiora'da da stun yok. Yani hepsi düz şampiyon. Yani Master için gerçekten çok rahat ve ideal bir kitle var karşıda. Sadece Yuumi'nin ultisine dikkat etmem lazım. O da çok çok fark yaratacak bir şey değil benim için. Şimdi Fiora düz bir şampiyon biliyorsunuz. Ama Fiora da güçlü bir şampiyon. 139K'sı var. Bizde kimler var? 85K'lı bir Draven var. Bizde de 436K'lı ben varım. Umarım güzel bir oyun çıkartırız. Bir de şu yeniden bağlanma hatası geliyor. Bilmiyorum sizlerde de oluyor mu ama. Hani karşı sanırım iyi kasarsak ya da bizden biri feedlemezse öyle söyleyeyim. Yani feed yapıp adamı çok çok öne geçirmezse daha biz böyle 1-0 iken ya da 0-0 iken adam 4-0, 5-0'a çıkarsa birazcık kasmamız gerekir. Yoksa onun haricinde late game'de
Emin olun, adamların içinden geçeceğiz yani. Öyle söyleyeyim size. Çünkü yani Yumi tamam biraz can basacak olabilir ama Yumi'nin can basmasında ne yapılabilir? Gerçi Yumi'yi o kadar çok hesaba katmama gerek yok ya. Can basacak ama bizim de hasarımız ve can çalmamız o kadar iyi olacak ki. Yani full build'den bahsediyorum. Fiora bile ne olduğunu anlayamaz yani. Fiora'yı bile sıkıntıya sokarız bayağı ciddi anlamda. Ama tabii çok çok level farkına da dikkat etmem gerekecek. Ve adamların itemlerine de dikkat etmem lazım. Zaten LoL'de yani ben çok profesyonel bir oyuncu değilim. Daha altın liginde oynuyorum. Ama Master'la bayağı bir maç attım. Hani şampiyon bilgim var. Karşıdaki şampiyonların da çoğunu tanıyorum. Bazen değişebiliyor. Mesela en son gelen bir şey vardı. Kimdi o? Bir tane şampiyonu mesela değiştirdiler. O şampiyonu çok bilmiyorum mesela şu an. Şimdi Blue'dan başlayacağımız için bunu almak daha mantıklı. Red'den başlayacaksanız mana dolması için ondan alın. Blue'dan başlayacaksanız bunu alın ki bunda %10'da can çalma var. Diğerinde biliyorsunuz ki mana yenileme daha şey avcı tılsımında. Bir baskın gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Daha Draven yokken de Morgana fazla ileri gitme. 4 kişi birden çıkarlar. Gerçi stunları yok. O da ayrı bir konu. Baskına geleceklerini pek zannetmiyorum. Orki demiş. Neden Yasuo banladın? Oyuna bayağı çalıştım dün. Morgana'cım, canım çok zorlama şansını ya. Tamam adamlar da orada. Hiç sıkıntı yok. Şimdi dönüşümü full orman döneceğim. Aslında normalde 3 level olduğumuz gibi gank'e gidip şey yapmamız lazım. Ama karşıda biraz baskın olmak istediğim için şu an full orman döneceğim. Master gerçekten biraz farm şampiyonu. Çok farm yapmanız lazım. Geride olmamanız gerekiyor. Çok çok öne geçmeniz lazım. Level olarak da item olarak da. Yoksa birebir girdiğimiz şampiyonlarda gerçekten sıkıntı çekebiliyoruz. Ah o düz vuruşu. Son vuruşu yemeyecektim ya. Tüh. Hemen şöyle hızlı hızlı bakalım. Kurtlardan sonra 3 level olacağız. Kiana niye AFK anlamış değilim. E'yi açarken kurt da açın bu arada. Hemen şöyle bir canımızı dolduralım hızlı hızlı. Çünkü biliyorsunuz karşınıza bir şampiyon çıkar. Gerçi Evelynn'in başta sıkıntı çıkartacağını pek zannetmiyorum. Ama yine de dikkat etmekte fayda var. Benim jungle'ıma da Evelynn'in geleceğini zannetmiyorum şu an için. Ama gene de uyanık olmak gerekiyor. Yani red keserken falan mutlaka uyanık olun. Red'e pusan biliyorsunuz çok oluyor. Şöyle bekleyelim. 3.15'te şimdi şey gelecek. Oo, Corki'nin canı azmış. Aslında şuraya bir gidebiliriz. Bakalım totem var mı? Tamam, sıkıntı yok. Şunu alalım. Şimdi o korku ona yetecek zaten. Oo, Korki de gelmiş. Gel Kiana, gel. Q gelsin. Çok güzel. Tamam, güzel oldu. Şimdi gidip diğerini kesmem gerekiyor. Sadece adama yardım ediyorum. Almayacağım tabii ki. Ama diğer Yampiri'yi almam gerekiyor. Çünkü Yampiri gerçekten güzeldi. Benim de çarpım vardı. Çarpıma zaten güveniyordum. Sıkıntı yoktu yani. En azından asistimizi aldık.
Vampirleri kesinlikle karşı adama bırakmamaya çalışın. Bakalım totemleri falan yok. Şöyle hızlı hızlı alalım. Hatta bir tur full dönüp ondan sonra base atayım. En mantıklısı olacak benim için. Ondan sonra da bir Ejder'e bir selamünaleyküm diyebiliriz. Heavy Lane'in direkt Ejder'e geleceğini zannetmiyorum. Bizim botumuz da çok önde çünkü. Ama botumuzun çok önde olması demek biraz sıkıntı demek. Baskını yiyebilirler yani şu an. Kim katledildi? Q'muz aslında... Ama alamayız ya. Adamda şey var. Gelmek ister misin yakışıklı? Farmları da hiçe saymayın. Ya adam için bayağı bir farm tuttum oradan da. Yapabileceğim fazla da bir şey yoktu. En fazla o kadar durdurabildim. Yoksa kulede ölecekti yani o farmların çoğu. Koridorlarınıza da bu şekilde yardım etmeniz gerekiyor bu arada. Gerçekten yardım edebiliyorsanız edin. Eveleyin buralardan bir yerden çıkar mı? Canım az. Tırsmıyor değilim. Umarım çıkmaz. Şu an iyi durumdayız. Kötü değiliz. Önce Ejder'i ondan sonra direkt alameti takip etmem gerekecek. Timo 6 level önde. Şimdi şunu aldık. Şunu, şunu ve bir tane şundan alalım. Bir tane de totem alalım. Şimdi direkt Ejder'e geçeceğim. Blue'yu alıp Blue'dan Ejder'e geçerim tahminimce. Bu Ejder bizim için birazcık önemli olabilir tabii. Ya ejderlerin hepsi önemli tabii de. Gene de bir dağ ejderi, alev ejderi. Tamam, Evelynn de yukarıda çok harika. Direkt ejdere gireceğim hemen. Blue'ya bile girmeden. Qiyana da onu kesti. Çok harika. Oradan da bir baskına geçebiliriz. Çarpım da yokmuş bu arada. Adamlar döndü geriye. Şöyle canımızı fulleyelim. Güzel. İlk ejderimizi aldık. Şimdi buradan maviden red'e doğru gidip ondan sonra alamete doğru gidebiliriz. Şöyle bir meditasyonumuzu da yapalım. Meditasyon iyidir. Şöyle hafiften harita takibi de yapıyorum da. Lane'ler de önde. Şimdi 6 level olduk ama biraz daha şöyle şey yapalım. Alameti de aldıktan sonra sanırım alametten sonra şey yapabilirim. Daha sağlam bir gank atabilirim diye düşünüyorum. Red'i alayım. Red'den sonra mı geçeyim? Ya da aslında şurayı bir tur daha alayım. Ondan sonra alamete geçeyim. Evelynn orada. Güzel. Hatta Red'den önce bile sanırım geçebilirim. Evelynn şimdi orada olduğu için alamet de boştadır. Şuralara gene bir bakalım. Şimdi Evelynn'in gelme şansı var ama şunu görürse belki gelmeyebilir. Oo, Evelynn geliyor.
Şuraya gelsin de belki görmez. Yok, gelmedi, güzel. Alameti bırakacağız ya, yapacak bir şey yok. Orada heavy lane var bir yerlerde ya. Ya şaka mısın? İnanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum kendime. Gerçekten şaka gibi öldüm. Orada şeye, çiçeğe basacağım derken. Kötü oldu. Orman itemimizi bitirdik. Ya keşke aslında şeyi gördüğüm için gittim oraya. Ama bu da buraya doğru geliyordu zaten. O alameti bırakmayacağım. Alameti alacağım bu arada. Corki biraz fazla hasar vurdu bayağı bana. O kadar hasar beklemiyordum aslında ama iyi bir hasar çıkarttı gerçekten. Enteresan. Şu alameti istiyorum ya. Şuralara bakalım, totem falan koymuş mu? O öldü. Tamam, güzel. Fioran'ın devam edeceğini zannetmiyorum. Ben direkt alamete gireyim. Hazır eveleyinde yokken. Gel biraz kardeşim buraya. Seni öyle çok ortada kesmeyelim. Çarpımız 540 vuruyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel. Alameti de gayet güzel bir şekilde aldık. Şimdi Corki. Biraz kardeşimiz güzel oynuyor. Totemlerini falan kullanıyor. Aslında ejde alta gidip şunu aşağı açıp ejderi almak daha mantıklı diye düşünüyorum şu an. Çünkü aşağının zaten sadece iki şeyi kalmış. Orada 2'de ikisi var zaten şeyin. Güzel. Hemen şöyle hızlıca hemen gideceğiz. Bir kontrol totemi daha alayım üstüme. O sıkıntı yok. Geliyorum, alamet var üzerimde. Draven. Dönme geri diyeyim de. Şöyle diyeyim, alamet var. Alametle direkt hemen kuleyi açarız. Buna kule altı bile yaparız, hiç sıkıntı yok. Direkt ejdere gireceğim. Şu an çünkü eveleyn... Aha. Bir kontrol totemi daha. Yoru ortaya gelmiş. Kiana'ya doğru döndüm ama devam etmedi. Oo, benim Q da gelmemiş ama ya. Öyle de bir durum var tabii. Sıkıntı yok. İki ejderimiz var. Bir alametle kulemizi açtık. Şu an iyi durumdayız aslında. Aslında direkt aklın sonuna gidebilirim. Aklın sonu benim için mantıklı olacaktır. Ama tabii nasıl yapsak? Aklın sonu yapalım ya. Can çalmasından kaynaklı ve eveleyni de biraz düşünerek. Şimdi jungle'a geri dönmemiz gerekiyor. Fiora 10 level. Biz 8 level'dayız. Biraz level'da geri kalmışız. Yani level kasmamız gerekiyor. Buralara bakalım.
Evileyn 5 kill oldu. Evet, şu an birazcık artık Evileyn'e dikkat etmemiz gerekecek. Ama tabii hani late game'de dediğim gibi Evileyn'in çok bir şey olmayacak. Bizim için çok bir sıkıntısı olmayacak. Corki'ye ortadan kule vermek mantıksız. Bunu da devam edeceğini zannetmiyorum ama tabii şu XP'leri de kaçırmak istemiyorum. Minyon gördünüz mü? Kesin. Minyonları bırakmayın. Şimdi ikinci alameti de takip etmemiz gerekecek. Alamet sanırım bir iki dakika içinde çıkacak. Hemen şurayı bir tur daha kesip... Hayda, gene mi? Oo, Evelynn orada mıymış? Güzel. Madem ki sen bizim kuşlarımızı çalmışsın, biz de senin Blue'nu çalalım. Hatta Blue değil, bunu bile çalabiliriz. Daha 5 saniyesi var hala. Kule altı yapabiliriz ona ya. Diyecektim. Kule altına bile gerek kalmadı. Neyse buradan kulemizi açalım. Tamam dönelim. Gerek yok. Korki de geldi çünkü. Gel buraya gel. Ya manyak mısın? Ne yaptın? Kendini öldürttü orada şu an. Oo, kill aldı gene, helal olsun. Şimdi alameti aslında bekleyip alameti alıp mı şey yapsam ya? Alamete çünkü çok az kaldı. Şu şey de çıkacak. Oradan çıkması lazım. Yüksek ihtimal ölebilirim ama gene yardıma gideceğim. Çok güzel. O da gitti zaten. Ben direkt alamete gidiyorum şimdi. Alameti orayı tutmaktan daha şey olacaktır, daha mantıklı olacaktır. Güzel, bizimkiler de bastırdı. Alametten sonra da hatta... Güzel, siz oyalayın onun oyunları. Ben de burada rahat rahat jungle'ımı döneyim. Hemen base atıp direkt... Aslında çok az bir param kalmış ya. Aklın sonunu bitirecekmişiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. 880. Bir tur döndüğümüzde de direkt hemen şeyi alırız. Şimdi ejder. Üçüncü ejderimiz bizim için önemli. Çünkü bu ejderi alırsak bir sonraki ejderde gerçekten bizim için çok ciddi bir fark olacak. Okyanus ejderi ruhunu alacağız ve görüyorsunuz yani bize kazandırdıklarını. Evelynn şu an kill peşinde koşuyor. Çok büyük yanlış yapıyor. Bunun cefasını sonradan çekecek. Ben şu an biraz daha orman ağırlıklı oynuyorum. İşte bunun rahatlığını ben sona doğru yaşayacağım ama o çok sıkıntılı olacak. Bir jungle'ken kesinlikle çok fazla kill peşinde koşmamanız lazım. Ejderimizi de aldık.
Şu an 3 ejder, 2 alamet, mükemmel muazzam bir jungle dönüyoruz. Şimdi dönüp aklın sonunu alıp takıma faydası olsun diye alameti açmam lazım. Ama tabii şurayı bir temizlemek istiyorum. Çünkü jungle'dan da geri kalmayalım. Direkt şu da çıktı. Hemen Yampiri'yi de alalım. Aslında ortadan alameti ben bırakayım. Bizimkiler zaten ortada. Alın kardeşlerim, sizin için. Easy. Onlar devam etsinler. Hani benim desteğimmiş gibi sanki. Hani ben oradaymışım gibi. Ben biraz daha böyle bunun rahatlığıyla. Ama bırakmazlar umarım oraya. Heh. O alamet bir tane yapıştırsın oraya da. Güzel. Mis. Oo, kötü kaldı orada. Dragon. Morgana ile Qiyana neden gerideydi orada onu anlamadım. Qiyana'nın aslında orada yardım etmesi gerekiyordu. İyi gene oradan kill çıkartması güzel oldu. Şimdi 7 lev şey yani 7 tane kili olsa bile Evelynn'in bizim karşımıza geldiği zaman Yuumi bilmiyorum içinde mi onun ne yapıyor da şu an 2 level fark attık karşı jungle'a. Bunun farkını gerçekten birazdan göreceksiniz. Yani farm şampiyonu ama farmda da çok çok öndeyiz. Ki level'da da çok çok öndeyiz. Yani bakarsanız ben 150'yim o 60'ta. Fazla kill peşinde koştu. Bunu çok dengede tutmanız gerekiyor. Eğer o dengede tutamazsanız emin olun bir yerden sonra sıkıntıya giriyorsunuz. Yani ben şu an level farkında 12 level'ım. Fiora'da 12 mesela. Karşıda bir tek Corki var 13 level. Corki'nin 13 level olması da beni o kadar etkiler mi diye düşünüyorum. Fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Qiyana zaten bizim uçmuş. Baya bir kill toplamış. Karşı Corki de gerçi kötü değil ama Qiyana biraz fazla kill toplamış. İzleyelim. Evet, şimdi biraz daha şöyle karşı jungle'ı dolaşmaya başlayabiliriz. Kendi jungle'ımızı full tükettik. Ve arada buralara bakalım totemleri var mı yok mu? Corki ne yapıyor orada? Full'luk arkadaşın jungle'ını döneyim ki iyice geri düşsün. Hala TF'lere girmiyorum farkındaysanız. İşim TF ile değil. Önce kendimi çok güzel bir kastıracağım. Ondan sonra da zamanı geldiği zaman bir TF'ye gireceğim. Adamlar ne olduğunu anlamayacak. Şimdi bir sonraki ejderi de fazla kalmadı. Guinsoo bittiği zaman zaten solo baron da atabileceğiz. Bir de öyle de bir durum var. Yani takımımız için olabilecek en iyi şeyleri yapacağız. Evelynn hala kill peşinde koşuyor. Koşsun. Sıkıntı yok. Şimdi şurada minyonları bir durduralım. Güzel. Gerçi ejderi çok şey var ama şurayı ya da şu kuleyi de ya da almayacağım ya vazgeçtim. Base atıp base'den direkt ejdere geleceğim. Ejdere doğru. Son ejder önemli. Umarım bizim takım farkındadır. Umarım farkında oynarlar ve gelirler. Guinsoo'muza ne kadar kaldı? 1225. 1225 olduğumuz anda solo barona gideceğim. Son ejderin bence karşı tarafta farkında olabilir. Şuraya yapacağım. Bazen buralarda da totem olabiliyor çünkü. Evet kaldı 10 saniye. Ejder ruhunu halletmemiz lazım şimdi. Çarpımız 760 vuruyor. Dikkat etmemiz lazım. Bizimkiler barona girmiş olamazlar ya. Biraz bekleyeceğim.
Evileyim bunu çalmaya çalışacak diye düşünüyorum. Nereye kaçtın ya Allah aşkına? Seni bırakmayacağım ama gel buraya. Ya Baron aldılar ama son ejderi de alsaydık çok güzel olacaktı ya. Üzüldüm. Gerçekten ne hayallerimiz vardı, üzüldüm. Şu an çok kızdım. Direkt kuleye gideceğim o yüzden. Şu kuleyi açalım bari. Yapacak bir şey yok. İşte böyle tamam. Sonra. Çocuk oyuncu. Takımından biri katledildi. Tamam, şu inhibitörü açalım. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Güzel. Hiçbir şey yapamaz bize. Şu an aklın sonunda olduğu için hiçbir şey yapamaz, öyle söyleyeyim. Kaçma, gel buraya. Yani biz boşuna bu kadar öne geçmek için uğraşmadık. Üzerinde Yumi olduğu halde bir de, yani düşünün. Bana hasarı çıkaramaz. Çıkaramamasının sebebi 50 büyü direnci, aklın sonu ve can çalmam çok iyi durumda. Yüksek ihtimal oyun bitecek. Şimdi Guinsoo'yu bitirip şey yapacağım. Ya da şöyle full orman dönsek mi diye düşünüyorum da gel, dönmeye de gerek yok. Sadece Guinsoo'yu alıp direkt üstten yarmamız gerekiyor şu an. Ondan sonra zaten oyun gidecek onlar için. Bir tane de gene bundan alalım. Ne olur ne olmaz. Red'e gideyim, Red'den sonra üste gideyim diyeceğim. Ama sanırım bizimkiler üstten de yarmışlar zaten. Yani bu oyun, bakın hani başta çok şey değilim. Evileyn'in 10 kili var ama benden 2 level geride. Ve bana hiçbir şey yapamıyor 10 killi olmasına rağmen bile. Tamam, şu an oyun onlar için bitti artık. Son bir fight ve ondan sonra oyun bizde. Diyecektim ha, inhibitör devreye giriyormuş. Okey. O ejderi var ya, kaçırmasaydık. Takımından biri katledildi. Aslında Evelyn şu an jungle'ına gelecek mi acaba diye düşünüyorum da. Hangi inhibitörü koruyorlar? Orta inhibitörü koruyorlar değil mi? Aslında şu an ciddi anlamda şey yapabiliriz ya. Şimdi biraz dikkat etmem lazım. Fiora şu an çok sorun değil eğer öne atlarsak. Önden Fiora atlayacak yüksek ihtimal. Ejder'e 1 dakika var. Boş kaldığımız zamanlarda gene farm yapalım. Farmsız kalmayalım. Ne olduğunu bile anlamadı adam. Çok yanlış girdi ya. Girmemesi gerekiyordu. Ben ejderi aslında... Bizimkiler oyunu bitirecek yüksek ihtimal. Benim gitmeye bile gerek yok. Oyun bitti yani. Ben şurada bekleyeyim. Şuradan izleyeyim yani. Yani dediğim gibi
Master biraz dediğim, yani farm şampiyonu, farmda geri kalmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Evelynn o kadar önde olmasına rağmen, o kadar kill çıkartmasına rağmen yine de bizim için çok ciddi bir sıkıntı olmadı. Çünkü biz level olarak çok öndeydik. Şimdi para farkını da hatta bakacağım. Şu an oyuna tekrardan girmeye çalışıyor. Bunu kapat diyelim. Kiana'ya vereceğim. Kiana gerçekten baya güzel oynadı. Oynamadı değil. Draven da güzel oynadı gerçi. Kiana ile Draven işlerini iyi yapmışlar. Şimdi şöyle bir girelim. Grafiklerden gerçi şeye mi bakacağız? Kazandığım paraya bakmam lazım benim aslında ne kadar para kazandığımı. O neredeydi? Yani onun o kadar farkına rağmen zaten baya bir farkımız var. O ayrı bir konu. Kazanılan altın. Mesela Evelynn 10k, ben 12k para kazanmışım. Ama kilime bakın, 4 kilim var, 11 kili var. Yani aslında para olarak arkadaştan, ha burada da yazıyormuş gerçi ya. Niye oraya baktım ki? Yani kil peşinde koştu. Level'dan çok geri kaldı. Jungle'da çok geri kaldı ve hiçbir ejderi alamadı. Doğru, ya yani doğru düzgün değil. Bir tanesini geldi sadece çaldı. O da görünmezlikten kaynaklı, bir de Yumi'nin olmasından kaynaklı geldi çaldı. Onu da akıllık etti sadece. Onun haricinde pek de bir şey olmadı. Biz gene hani gerideydik ama gene 4-2 skor çıkarttık. Evelynn çok saçma daldı. Orada yani Yumi'ye güvendi ama Yumi ona ne kadar can basabilecek ki, yani ne kadar iş yapabilecekti. Biz de gerçekten iyi durumdaydık, kötü değil. Benim yani şu zaten Master'da 4 item bitirdikten sonra bir patlama yaşıyorsunuz. Son 2 item de artık karşının durumuna göre. Çok kasmış biri varsa ona göre bir 2 item de şekillendirebiliyorsunuz. Kolay bir maçtı. Zor bir maç değildi. Yani fark da zaten şuradan geliyor. 77 falan, 207 falan. Oyundan kopmamanız gerekiyor. Tamam, kill önemli. Killleri kasmak da önemli. Ama mesela 11 kill almışsın, 11 kere ölmüşsün. Aslında şu an 0'a 0 gibisin. Hiçbir farkın yok. Ben 2-0 gibiyim. Bu arkadaş biraz geride. Tabii midle bot farkımız da birazcık oldu, olmadı değil. Ama karşı da öyle kötü değildi. 5-6, 5-6, yani killerini almışlar ve çok fazla kötü değillermiş. Jungle da bayağı kill topladı. Ama topladığı halde yine de istediği performansı yakalayamadı arkadaş. Yakalayamazdı da. Çünkü hani o zaten 15 level olana kadar ben 17-18 level'a çıkacaktım belki. Level'ım da çok az kalmıştı. Artık hani ben solo baron atacak seviyede olacaktım. O benim karşıma 1 vs'de çıksa bile emin olun ne ultisi bana tek atabilirdi ne şey yapabilirdi. Çünkü bir sonraki item beni kurtaracaktı. Bir sonra da hangi iteme gidecektim? Yüksek ihtimalle can biçene giderdik herhalde. Onun şeyini almıştım zaten. Onu da alsaydık bir sıkıntımız olmayacaktı. Neyse, fazla uzatmaya gerek yok. Umarım zevk almışsınızdır izlerken. Hafif böyle master öğretici şekilde veya master seven kardeşlerime biraz daha anlatıcı şekilde bir maç atmış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.